Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. MSÜ sınavını yorumlarda değerlendiriyoruz. Arkadaşlar TYT ve AYT sınavları hakkında ön fikir sahibi olabilmemiz için MSÜ sınavındaki soruların arkadaşlar içeriğine ihtiyacımız var. Arkadaşlar eğer ki sınavda matematik çok kolay olduğuna inanıyorsanız yorumlara M1 yazınız. Matematik kolaydı diyorsanız yorumlara M2 yazınız. Matematik orta seviye ise yorumlara M3 yazınız. Matematik zor ise M4 deyiniz. Matematik çok zor ise yorumlara M5 yazınız arkadaşlar. Aynı şekilde Türkçe, sosyal fen için aynı şeyleri söyleyebilirsiniz. Türkçe çok kolaysa T1 deyiniz. Sosyal çok zorsa S5 deyiniz. Fen ortaysa arkadaşlar yorumlara F3 yazınız. Ayrıca matematikte herkesin yapabileceğine inandığınız çok kolay bir soru varsa buna H1 deyiniz. Matematikte herkesin yapabileceği 2 tane çok kolay soru varsa H2 yazınız. Matematikte herkesin yapabileceği 3 tane çok kolay soru varsa yorumlara H3 yazınız. Matematikte herkesin yapabileceği 4 soru varsa H4 deyiniz. Bu şekilde arkadaşlar H5, H6, H7 şeklinde yorumlar yazabilirsiniz. Ayrıca sınav sıradan bir sınavsa, yani dershane denemelerinde veya piyasadaki deneme kitaplarında, soru bankalarında sıkça sorulan sorular varsa MSÜ sınavında yorumlara B1 yazınız. Hayır, sınavda hiç karşılaşmadığım sorularla karşılaştım ve sınav piyasadaki deneme sorularından çok farklıydı, dershane denemelerinden çok farklı diyorsunuz arkadaşlar B2 deyiniz. Arkadaşlar bakın, örnek olarak yorumlara şunu söyleyebilirsiniz. M3 yani matematik orta seviyeydi. T2 Türkçe kolaydı. S2 sosyal kolaydı. F1 fen çok kolaydı. B1 sınav sıradan bir sınavdı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. MSÜ sınavına girmeyenlerin veya MSÜ sınavı hakkındaki diğer arkadaşlarımızın yorumlarını öğrenebilmek için lütfen yorumlara arkadaşlar basit bir şekilde kodlama yapınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.